Dikiş tutmaz ha, iyi gıcık attın muhtar abi. Tasarladığın dalga motoru çaktım. Tabii, şimdi Kemal ile Sabri'yi birbirine tokuşturup ikisini de bozuk para gibi harcayacağım. Sana buraya uğrama dedikti muhtar. Ne istiyorsun yine? Keyfimden gelmedim. İşler karıştı. Karıştıysa ipleri ben çözerim. Neler oluyor anlatsana. Gelecek olan malların üzerine Sabri oturacakmış. Bizim malları kendi deposuna indirecekmiş. Böyle olursa dökülmüş mısır koçanı gibi kalır. Para yerine hava alırız patron. Ben hava istemem. Para isterim. Babamın paralarını kimse alamaz. Sabri kimmiş? Arkadaş ben şimdi gidip onun anasını, avradını... Sakin ol patron, hallederiz. Hamdi sen git bizim depoyu garantile. Biz de yarın Sabri'nin deposuna gider, kendisine gereken dersi veririz. Yahu amca, Sabri bu dersleri mektepte okumuş olmasın? İstersen değişik bir ders verelim. Subhanallah. Alo, ben komiser Reşat. Yarın Haliç'teki Kartal Kum deposuna büyük parti kaçak mal indirilecek. Saat 11'de. Orada olursanız kaçakçıları ve ortaklarını kıskıvrak yakalayabilirsiniz komiserim. Ahmet, bana komiser Yılmaz'ı gönder evladım. Emredersiniz. İşte bu depo, mallar burada. Yürüyün. Kemal'in işi tamam. Polis neredeyse düşer. Tüyelim. Muhtar. Neredesin? Kim aldı ulan şapkamı? Ben şapkasız dolaşamam. Ben. Şapkanı duvara astım. Şapkamı uçurdum. Sıfıysa püromu da uçur bakalım. Ben zaten püroyu yarım içerim. Yarım püro daha lezzetli oluyor, tavsiye ederim. Aramıza yalnız daldın. Hakikaten yürekli delikanlıymışsın. Ama gene de seni temizleyeceğim. Allah razı olsun, temizliği ver. Bugünlerde zaten çok kirlendim. Düğün, Kemal hepimizi temizleyebilir. Ulan bir tabanca için bu kadar ağlanır mı ya? Al bakayım tabancanı kardeş. Niye beni temizlemiyorsun? Laf karıştırma da şu malları ver bak. Nasırımı mahvettin. Malları düşünen kim? Demek mallar benim. Hayır bizim. Müsaadenizle biz alacağız malları her zamanki gibi. Nasıl olur ya? Bu mallar babamı. Babamınki de benim sayılır. Bu adam zorla almak istiyor. Yakalayın polis abile. Yakalayalım. Ne oldu avukat? Muhtarın oyununa geldik. Beni yaraladılar. Kemal'i de yakalayıp hapse attılar. Arkadaşlar, Kemal abimiz geliyor. Abicim ceketini alayım. Şöyle buyur abicim. İşte yatağın abicim. Geçmiş olsun abi. Niye oğlum, hasta mıyım ben? Hoş geldin Kemal abi. Yap bir çay, budur. Bundan sonra dışarıda olduğu gibi buranın kralı da sensin. Yak bir sigara abi. Dikkat etsene ulan, yangın çıkaracaksın. Kemal abimiz bir tane de ver. Helal olsun Kemal abi. Sade abi. Ulan ergelene dokunuyorsun. Dokununca huylanıp kıvrandığımı bilmiyor musun? Biliyorum Sadi abi ama önemli bir haberim var.
Aramıza meşhur babanın oğlu Kemal geldi. Herkesi etrafına topladı. Senin dayılık elden gidiyor. Bana bak Kemal, dışarıdaki havanı burada basamazsın. Çünkü buranın dayısı benim. İyi peki, ben de amcası olayım. Gelsin lan! Bundan önce bana posta komaya kalkan vagon Necmi'yi, komodin Bahattin'i nasıl hacamat ettiğimi anlatsınlar da dinle. Anlat da dinleyelim abi. Zaten canım sıkılıyor, ferahlarım. Hadi anlat. Hadi. Hadi lan. Kuma lan. Hadi be. Dur lan. Gülerken bayıldı. Hey Allah! Ne güzel gülüyorduk ya! Çok iyi yaptın be abi! Kemal abimize onluktan ikilik bir çay yap! Yak bir sigara abi! Bundan sonra Kemal abimiz ne öksürürse o olacak, anladınız mı? Bundan sonra ben de sık sık öksürürüm! Muhtar çoktan işin başına oturmuş baba. Onu oradan atmak artık zor. Bugün ziyaret var. Hapishaneye Kemal'i ziyarete gideceğim. Daha ortalıkta görünme. Muhtarın adamları görüp seni harcayabilir. Biraz daha sabret. Hele ben ayağa kalkayım da. Çok haklısın baba. Buyur Kemal abi. Beni 20 senedir tek sen madara ettin. Dayısın, emrindeyiz abicim. Emret uğruna kelleyi uzatalım, tamam mı? Müsaadenle Kemal abicim. Bu iyi adam be Sabri. İçinden geldiği gibi konuşuyor, sevdim. Yufka yürekli olma Kemal abi. Muhtara acıyıp güvendin, önce babanı akladı. Sonra da bir kolpayla ikimizi de kodese attırdı, yalan mı? Yani babam eceliyle ölmedi mi? Onu muhtar öldürdü, bilmiyor musun? Muhtar mı öldürdü? Hı. O muhtarı geber Kemal abi. Geberteceğim. Vur Kemal abi. Vuracağım. Öldür Kemal abi. Öldüreceğim. Yırtacakmış Kemal patron. Haberin var mı? Yakında av çıkacakmış. Duyduk. Kemal kolay kolay yırtıp çıkamaz. Onun işini bu gece şişçi Coşkun bir şişte görecek. Yarın da isteyen cenazesine gider. Niye kardeşim duvara işiyorsun? Gel şurada rahat rahat yap, gel bakayım. Senin yerine kendimi şişledim Kemal abi. Kemal şişçiyi de temizlemiş. Yarın Sabri ile dışarı çıkıyorlar. Onlar çıkar çıkmaz tarayın. İbo, bu işi sen halledeceksin. Peki patron. Kemal bana ulaşmadan cennete gitmeli. Götürene fazladan 20.000 papel var. Haberinizi kum deposunda bekliyorum. İşte çıktı, dikkatli ol. Peki.